arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doktor Cemil Sarıcı'yı davet ediyorum. Toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, kaymakamlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kurum müdürleri, idareciler, okul aile birliği başkanları katıldı. İtibariyle Milli Eğitim Bakanlığımıza gönderilmektedir. Özellikle öğretim kurumları hizmetleri bakımından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil ve İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü Serkan Demir okul servislerinin faaliyetleri ve denetimleri hakkında sunum yaptı. 21-2022 yılı eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan çalışmalarla ilgili toplantıda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik projelerden bahsetti. Bir devletin en büyük sermayesi yetişmiş, sağlıklı insan gücüdür, yani gençleridir. Anayasamızın 82. maddesinin 2. fıkrasında devletin gençleri kumar, alkol, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve dahi cehaletten korunmaları için gerekli tedbirleri alacağı hükmünü amirdir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti gençlerini alkol, kumar, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almaktadır. Nitekim İçişleri Bakanlığımız tarafından biraz önce arkadaşlarımızın sunumlarında da bahsettikleri gibi birçok proje yapılmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin narkolog, uyuma, en iyi narkotik polisi anne gibi belli isimler altında projelendirme suretiyle kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya, bağımlılığa karşı mücadeleler verilmektedir. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan, yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin bu kötü alışkanlıklardan korunması için neler yapıyoruz ve neler yapmamız gerekiyor hususlarını görüşmek ve paylaşmak üzere bir araya toparlanmış bulunuyoruz. Vali Ümit, uyuşturucu ile mücadelede toplumca katkı sağlanması gerektiğini belirtti. Narkotik suçlarla veya bağımlılıkla veya uyuşturucuyla mücadele olayı sadece devletin mücadelesiyle, sadece valiliğin, emniyetin, jandarmanın, okulun, okul idaresinin, okul aile birliği başkanının mücadelesiyle olacak bir mücadele, başarılacak bir hadise değildir. Bunu başarabilmek için topyekün bir millet olarak konuya hassasiyetle yaklaşmamız, bu hassasiyetimizi daha da artırmamız gerekmektedir. Türkiye genelinde 65. sırada olan ilimizi bir tık daha, iki tık daha ve mümkün olduğunca 81. sıraya taşıyabilmek için hep beraber gayret etmeliyiz. Toplantı sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Bolu Valiliği koordinasyonunda yürütülen bağımlılıkla mücadele, KADES, Haydi gibi projelerin tanıtımı için açılan standlar gezildi. Milli Eğitim Bakanlığımıza gönderilmektedir.